Sevgili izleyenler, yağış olmasa da soğuk hava yavaş yavaş kendini göstermeye başlıyor ve soğuk havalarla birlikte ne yazık ki bağışıklığımızı daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Çünkü hastalık kapıda. Peki, aktarlara gidenler en çok hangi çayları, hangi bitkileri tercih etmeli ve bitki çayları nasıl hazırlanmalı? İşte bu sorunun cevabına sizler için bakacağız. Tarçın, zencefil, zerdeçal ve daha onlarcası. Aktarlar şifa arayanlar ve bağışıklığını güçlendirmek isteyenler için çeşit çeşit bitkilerle kışa hazır. Soğuk hava kendini iyice hissettirmeye başlıyor kış kapıda. Büyüklerimizin de söylediği gibi hastalık havası gelmek üzere. Peki hastalığa karşı duvar örmek için ya da hastalandığımızda hemen iyileşmek, kendimize gelebilmek için hangi çayları tüketmemiz gerekiyor? Aktarlara gittiğimizde nasıl bir karışım almalıyız? İşte birbirinden renkli, faydalı ve lezzetli bitki çayı tarifleri. Zerdeçalımızdan şöyle bir tutam, bir adet, orta halli bir adet eklememiz kafi olur. Tarçın ekleyebiliriz, kırarsanız daha iyi olur. Şu şekilde. Bir tane kadar havlucan, bu yeterli olacaktır. Bir tutam, bir miktar göz kararı. Aynı şekilde hibiskusumuz, bu da C vitamini olarak çok zengindir. Belki bir portakaldan daha fazla bir C vitamini oranına sahiptir hibiskus. Aynı şekilde yine çokça, özellikle pandemi sürecinde çok tüketilen ebe gümeciden yine bir tutam kadar atıyoruz. Yine köklerden, zencefilimizden bir tutam atıyoruz. Ve kuşburnumuzdan aynı şekilde 3-4 tane, çok fazla değil. Bu da C vitamini açısından çok zengindir. Bu şekilde bir 5-6 dakika kadar kaynar suyun içerisinde bekliyor. Bekledikten sonra içime hazır. Bitkilerle, karışımlarla, French press'le uğraşmak istemiyorum diyorsanız eğer, aktarlarda çok kolay ve hazır halde bulunan karışımların küp şeker halinde olanları da var. İçinde zencefil, zerdeçal, tarçın, havlıcan, hibiskus, ginseng, çörek otu gibi daha birçok daha ürün var. Şeker boyutunda kaynar suyun içerisine atıp keskinliğini tabii ki siz ayarlarsınız. Bizim tavsiyemiz bir su bardağına 3 adet yeter. Direkt karıştırıp birkaç dakika bekledikten sonra tüketilebilir. Şifa aktar aktarlarda arayanlar aslında aktarlara geldiğinde öncelikle bu şekilde karışık kış çaylarına, bitki çaylarına el atıyor. İçerisinde çeşit çeşit çayların olduğunu görüyoruz. Şöyle de yaklaştırayım. Ancak aktarlara göre dikkat edilmesi gereken çok önemli hususlar var. Çünkü bu karışık bitki çaylarının içerisinde tam olarak ne olduğunu bilmediğimiz, belki alerjen etki gösterebilecek ya da bayatlamış, tarihi geçmiş çayların da karıştırılabileceği için dikkat edilmesi gerekiyor. Peki nasıl dikkat edeceğiz? Nasıl bakacağız, anlayacağız? Bir defa en önemli unsur bu konuda güvendiğimiz aktarlardan almamız, bildiğimiz yerlerden ve sirkülasyonu fazla olan yerlerden almanızı yine biz tavsiyelerimiz arasında. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.